Estetiğin konusu tek kelimeyle güzelliktir. İnsanoğlu yaşadığı alemde yalnız doğruyu ve iyi değil, güzeli de arar. Bu sebepten estetiğin gerçek konusu güzellik ve çirkinliktir. Sanatkarın hedefi güzele ulaşmak ve çirkinden uzaklaşmaktır. Görüldüğü gibi estetiğin konusunu tayinde anlaşmak kolaydır. İşin zor olan yanı Güzelin ve güzelliğin tarifinde anlaşmaktır. İnsanlar güzel nedir, güzellik nedir ve güzel olana nasıl ulaşılır konusunda kolay kolay anlaşamazlar. Farklı ekollere bölünürler. Belki bir pragmatist için güzel olan faydalı olandır da bir spiritüalist mesela Henry Bergson için güzel olan hayatın menfaat perdesinden sıyrılarak olduğu gibi görünmesidir. Yine belki individualist için güzel olan ferdin cemiyetin esaretine isyanı demektir de, bir sosyalist için bu sanatkarların cemiyetin dert ve meseleleriyle bütünleşmesi olarak düşünülebilir. Öte yandan güzeli objektif bir değer sanan sanatkarla onu subjektif bir değer sayan sanatkar için farklı birer estetik dünyası teşekkül eder. Hele Sanat Allah'ı aramaktır diyen ve böylece mutlak güzeli özleyen bir İslam sanatkarı için güzelliğin bambaşka bir manası vardır. Gerçekten deha güzellik karşısında şaşkın ve hayrandır. O idrakine göre, imanına göre, yaşadığı zaman ve mekanın şartlarına göre, mizacına göre duygulanır durur. Fikir adamları ve filozoflar sormuşlardır gerçekten güzel olan şey, bizim dışımızda bulunan objektif bir değer midir? Yoksa o tamamıyla insana mahsus, sübjektif bir değer olarak mı düşünülmelidir? Yahut güzellik, objektif ve sübjektif değerleri aşan, müteal ve mutlak bir ideal midir? Biz bu sorular karşısında kendi tavrımızı ortaya koymadan önce hemen belirtelim ki, İnsanoğlu tabiata ve kainata bakarak da duygulanabilmekte, orada da güzeli bulabilmekte. Tabiattaki seslerden, renklerden, hareketlerden, şekillerden ve ahenkten estetik heyecana ulaşabilmektedir. Bunun yanında asla unutmamak gerekir ki hiçbir canlı insan ölçüsünde estetik heyecana ulaşamamakta ve sanatkar karakterini ortaya koyamamaktadır. Bu durum, konunun sübjektif yapımızla çok geniş manada irtibatlı olduğunu ispat eder. Nitekim estetiği sübjektif bir kıymet olarak görenler şöyle düşünmektedirler. Güneşin batması bir köylünün aklına hiç estetik olmayan akşam yemeği düşüncesini getirdiği gibi, bir fizikçinin zihninde de aslında ne güzel ne de çirkin olan ve yalnız doğru veya yanlış olması muhtemel tayf tahlili fikrini uyandırır. Güneşin ancak düşüncenin iç vaziyetinde ona sanatkar gözleriyle bakan için güzeldir. Şu halde estetik, ruhiyatın bir bölümünden başka bir şey değildir. Güzelliği mütal ve mutlak bir kıyme sayan bir İslam sanatkarı içinde o Allah'ın cemal sıfatının lif lif hücre hücre tabiatın ve kainatın her noktasına işlenmiş bir nakıştır, sestir, ahenktir, figürdür, harekettir. Ve insanoğlu da bu mesajları ve ayetleri sezmeye, duymaya, yaşamaya ve yakalamaya memur kabiliyetli bir muhataptır. Sanatkarsa bu işi en iyi şekilde başaran idrak sahibi kişidir tasavvuf diliyle söylersek, sanatkar, eserde müessiri, itibari güzelliklerde mutlak güzeli arayan ve yakalayan kimsedir. İslam sanatkarı bu karakteriyle güzel, objektif midir yoksa sübjektif midir diye düşünen akımların üstünde durmaktadır. O tabiatta, kainatta ve insanda Allah'ın cemal sıfatını arayarak yol almaktadır.